Herkese selamlar dostlar. 18 ve 19 Haziran iddia tahammülleriyle hepinizle selamlar. Toplamda 7 adet mücadelemiz var. Norveç, Finlandiya, basket maçlarımız da var aynı şekilde. Mesela basket mücadelesini Milano ile Bologna'nın mücadelesi var. Kombine haline getirdim iki tane karşılaşmayı. Bir, bir tane maçın mesela Milano mücadelesi. Anlatacağım zaten sizlere. Videoya başlamadan önce şöyle kısa kısa raporlarla gösterelim. Mesela neler yapıyoruz? Katıl Telegram grubunda... Bu dönemde bildiğiniz üzere çok fazla maç yok. Olabildiğince ben atmaya ekstra canlılar olsun, maç önü tercihleri olsun. Dün mesela Milano maçı vardı Bologna ile kendi evinde. Bugün de kombineme koydum. Bologna'nın burada galip gelmesini bekliyordum. Kendimi şöyle ufaktan bir yazı yazdım ekranda gördüğünüz üzere. Direkt maç sonu biri idealden maç önü olarak 1.47 gibi oranla önerdim. Tek tercihti bu mesela. Bu başarılı oldu mesela. Onun dışında Canlı maçlar nasıl gidiyor? Onunla ilgili bir görsel gelsin. Canlı maçlarda çağrının verdiği mesela kombineler burada mesela 2.57 oran denemiş mesela. 1.88, 1.48 gibi oranlar gibi. Canlı tenis olsun, futbol olsun. Bunların yayınlarını falan bulmak zorlu şunu da belirteyim. İzlemesi çok keyifli olmuyor. Onu da belirteyim ben. Yani ben çok keyif alarak takip etmiyorum. Sadece günü geçirmek adına bazı maçları böyle izliyorum. O şekilde tercihler öneriyor canlı odasında da. Bu şekilde orada da devam ediyoruz zaten onu da belirteyim. Onun dışında bugün 8, 7 tane mücadelem var. Dilemin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İlk maçım Salzburg'la Strong Set mücadelesi. Şimdi Strong Set'e burada güzel oran açmışlar. 3 3.45 bandına bir oran açmışlar. Ev sahibi favori bir 62 orandan. Ev sahibi genel anlamda şunu belirteyim. İkilinin genel olarak oynadığı maçlara baktığımız zaman da gollü karşılaşmalar oynadığını söylemek mümkün. Bunu istatistik anlamda da görmek zaten geçmiş maçlara bakarak mümkün. Şimdi Norveç'te şöyle bir olay oldu. 20 günlük bir ara verildi. Milli maçlardan dolayı olsun vesaire. O 20 günlük ara bitti. İlk maçlarına oynayacaklar. Bence diri olduklarını düşünüyorum ben oyuncuların. O yüzden güzel tempolu maçlar ilk maçlardan gollü maçlar izleyebiliriz diyerekten düşündüm. Zaten bu mücadelenin de olur bence Zaten ideal bir oran açmışlar. Her iki takımın atacağı birbirine gol 1.42 gibi oran açmışlar. Strom Gonset aradan önce iyi gidiyordu zaten. O performansını sürdürebilirse zaten burada olası bir sürprize de imza atabilir. Çünkü ev sahibine burada 1.62 gibi oran göstermişler. Favori gösterilmiş. Yani tarafa gitmekten ziyade karşılıklı gollere gitmek bu maçta daha mantıklı. KG var tercihi 1.42 orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. İkinci maçım Tamperen ile Latim mücadelesi. Yine aynı şekilde Gollü geçen maçlardan şimdi ben Latin'in kaç tane maçını izledin diye bana sorun. Sıfır. Ev sahibinin kaç maçını izledin? Sıfır. Ben daha bu takımları izlemedim Lati ile Tampere mücadelesinin. Şöyle genel anlamda istatistik anlamında baktım. Bir de oyunculara baktım. Böyle bu Avrupa sitelerinde yazıyor bazı. 4-5 tane site baktım. Şimdi isimlerini saymayayım. Oyuncuların eksikleri yedikleri zaten de falan Türkiye'de herhangi bir legal bir yerde bulmanız çok zor. En azından maç gününe, maç saatine kadar yakın bulmanız zor. Ben onlara biraz daha bakıp değerlendiriyorum. Burada Tampere mücadelesinde şöyle bir değerlendirmem var. Yani zaten golle oynanan maçlar ev sahibi de burada biraz önde de olsa Latin'in karşılık vermesi çok daha olacaktır. Şöyle bir istatistik buldum zaten. Ee, zaten burada şöyle oynayacak onu da belirteyim. Lati burada biraz daha yani hurra bir futbol sergilemeyecek Finlandiya ekibi burada zaten. Eee biraz uzun top geçiş ve ara pastalarla birlikte burada Tamperen kalesinde gol bulabilir. Bu maçı takip etmeye çalışacağım. İdealden yine bir, bir, 49 gibi oran var. KG var tercihini değerlendirebilirsiniz bu mücadelede. İdeale gittim burada. Christian Sutla Bodo mücadelesi. Bodo'ya baktığımız zaman da o Bodo gitti. Yani o UEFA'da oynanan UEFA'ya çıkma yerinde oynayan veya o 2 yıl önce herkese 5, 7, 4, 3, 5, 7 şeklinde her maçına 10 gol atan Bodo gitti arkadaşlar. Nasıl gitti? Aslında kadro olarak e, iyi bir kadroya sahipler hala. Oyunculara böyle bazı oyuncularını zaten transfer ettiler. 1,5-2 yıl oldu. Çok değerlendiriyorduk hatta biz de Bodo'yu takip ettiğimiz zamanlar Norveç'i. Majör ligler bitince tekrar Norveç'e İsveç'e kaldık burada. Şimdi Bodo burada. Christian Sutt'a oynayacaklar da oran bence absürt. 1.47 gibi oran açmışlar. Ben Kesinlikle taraf tercih almam burada. Öncelikle onu belirteyim. Benim bu maça tek tercihim var ve yüksek oranlı tercihim var. Bu mücadeleyi onu belirteyim. Şimdi ben bu maçta bodu alırsa bile yani 2-1 şeklinde ben şunu da belirteyim. Bu maçtan sürpriz çıkma ihtimali bence yüksek. Christian Sturt burada 4 maçtır yeniliyor. Son 3 maçını ligde üst üste kaybediyor. 4 maçtır sanırım. Ondan bu tür takımlara karşı büyük takımlar oynadığınız zaman sıkıntı ki zaten şöyle bir durum var. Şimdi İlk tacı düşünün. Bodo ismini duyurmuş bir takım zaten. Lan Bodo bu takımda sürekli yeniliyor. Maç sonu 2. İşte deplasman alır 1.5 gün şeklinde. Sürekli tercihler bu yönde olacaktı. Bence bu yöne gitmeyin. Size çok güzel bir tercih vereyim. Önereyim. 2-3 gol tercihin oranı 1.99. Olası bir sürpriz. 1-1. 2-3 gol bandına bence kalması yüksek bir maç. 2.5 üstüne 1.24 bin, 1.30 mü? Ona açmışlar. Değmez. 2-3 gol bence çok ideal olacaktır. 1.99'da oranı var zaten şu an nesine de. Milano ile Bologna mücadelesi. Genel seriye baktığımız zaman da Milano önde burada. Oynanan şöyle şuradan göstereyim isterseniz. Aynen. Oynanan son maçlara baktığımız zaman da Milano zaten ilk deplasmanda kazandı. Kaybetti derken 3-2 seride önde 4 olan kazanıyor burada. Milano kendi evinde oynadığı 2 maçta da ezici bir üstünlük sağlayaraktan da Bologna'yı yenmişti. Yani onun üstünde fark attı neredeyse. Yine kendi evinde taraftar önünde şampiyon olmak isteyecektir. Bence de şampiyon olur kendi evinde. Zaten geçen de anlattım Bologna mücadelesinde fizik üstünlüğü olarak bahsetmiştim. Ee... Olimpiakos pardon. Milano zaten Messina ile birlikte inanılmaz işler çıkartıyor. Yine skorer oyuncular da var ama defansı iyi yapan bir takım. Bologna'da o Ukrayna krizini çok iyi değerlendiriyor. Şengelya, Hikut gibi isimleri transfer etti. Fakat Milano'nun burada daha tecrübeli ekip olduğunu düşünerekten de evinde şampiyonluğunu ilan eder. Bence burada direkt maç sonu 1-1-39 oranı var. Ben burada iki fark atarak Milano galibiyet alır dedim. 1-44 gibi orandan kombinemeye de ekledim zaten. Geçtim ayın 19'una. 19'unda 3 karşılaşmam var. Rosenborg'la Lille Ström mücadelesi. Şimdi Lille ben son maçını değerlendirmiştim hatırlayanlar varsa. Bu takım daha henüz hiç gol yemedi. Onu belirteyim. Ligde oynadığı şu an pardon iç sahada hiç gol yemedi onu belirteyim. Ben de iç sahada oynadığı son karşılaşmaya şöyle bir tercih yapmıştım. Hatırlayanlar vardır. İlk gol ev sahibi. Maçı da kazanırsa düşük skorda kazanır. 3.5 altında 1. Onun da 2 mu ne oranı vardı? Hangi maçta olduğunu hatırlamıyorum. 3 4 hafta önce 3 4 maç önce olabilir bunun yani öyle söyleyeyim ben sizlere. Henüz üzerinde gol yemeyen bir list, 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 list var. Osenborg'la oynayacaklar. Osenborg golcü bir takım. Keza zaten oyun temposu da yüksek geçecektir diye bariz olduğunu düşünüyorum. Ben bu mücadelede idealden KG'ye vara gittim. 1.47 gibi orandan yüksek oranıyla birlikte şunu da önerdim. Şimdi evinde gol yemeyen bir takım var. Bu takıma atacağınız max gol sayısı bence 1 olur bu maçta. Çünkü durma haddini bilerek demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama ne zaman nerede ne yapacağını iyi bilen bir takım Lindström. O yüzden burada bence gol yese bile 2-3 gol bandı ayarında kalan bir karşılaşma olur. Öyle 4-5 goller havada uçuşma 2-3 golün oranı da 1.84 gibi oranı var. Geçtim Molde mücadelesine. Molde ile OSBK mücadelesi. OSBK zaten kaliteli bir ekip. Mutlaka duymuşsunuzdur yani. Norveç işte oynadığı ya, ya yaptığı sürprizleri Bodo'ya Molde'ye karşı yaptığı sürprizleri duymuşsunuzdur illaki. ki. Molde'ye karşı çok fazla sürpriz yapamadı. Bodo'ya falan yani sürpriz galibiyetler olduğunu geçmişte de çok fazla görmüşsünüzdür. Fakat ben burada Molde tarafındayım. Taraf tercihini 1.67 gibi olan açmışlar zaten. Galip gelebilir mi? Gelebilir. Ben de hatta oranı da yükselteceğim. Oranı 3.60'a kadar yükselteceğim. Molde'nin bir iddiası var şampiyonluk yolunda. En güçlü yani en son yıllarda kafa kafaya giden ekip Bodo. Bodo da düşüşte 7. sıraya kadar geriledi. Moldi burada ilk ilk 3'e oynuyor. Zaten puanlar birbirine çok yakın. Hatta aynen çok yakın. Alırsa zaten belki diğer takımın puan kaybetmesine göre e, zirveye de oturabilir. Molde'nin taraf tercihi burada değerlendirilebilir bence. Maç sonu 2-1-67. Ben şunu da bekliyorum. 1-2 skor beklediğinden dolayı Handicap 0-3-60 gibi orandan da tek farklı Molde galibiyeti bence riske atılabilecek bir oran. Mason iki almak mı? 3.60'dan handikap 0 almak mı? Daha düşük misli yaparsan 3.60'dan Molde'nin handikaplı handikap 0 olarak tek farklı galibiyetini değerlendiririm. Viking ile Sandefjord mücadelesine baktığımız zaman da Viking zaten 1-10 gibi açıklar, açmışlar. Sandefjord'un durumu belli. Kötü durumda Futbol olarak da zaten pek iç açıcı değil. Viking de son haftalarda biraz sallantıda. Son maçlarında takip ettiyseniz oynuyor oynuyor. Kaleye çok fazla şu Özellikle son maçında takip etmiştim. Ben de almıştım. Taraf tercihini berabere kaldı. Ya yani inanılmaz pozisyonlar harcamıştı. Kanser etmişti açıkçası. Ben burada şöyle değerlendirme aldım. Yani bir 19'dan taraf alacağım ama 1 ve 4.5 alt yaparım. 1.45 bandından 1.43 gibi oranı var şu an güncel oranı. İdealden bir 4.5 altında bir galibiyetini alırım. Değerlendirecekler oyunda bir değerlendirme yapabilirler. İdeal kombinem ekrana gelsin. İdeal kombinem 2 maçlık ayın 18'ine kombinidir arkadaşlar. Sarsport mücadelesinde KG var. Milano maçında da Milano'nun burada kendi evinde Bologna'ya karşı galip gelmesini <laughs> ve galip gelirken de iki fark atmasını bekliyorum. Kafasını yatan arkadaşlarım değerlendirebilir. İdealden benim 2-0-4'lük orandan. Yani çok fazla atmayın. Çünkü maçlar ne olacağı belli değil. Bakalım 20 günlük aradan da Sarsport set nasıl dönecek bakacağız ideal kombinidir. nedir değerlendirecekler bol şanslar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, seviyorsunuz, bay bay.